Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, kıymetli bakanların, basınımızın kıymetli mensupları, bence toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sizleri saygıyla selamlıyorum. İki soru geldi Çalışma Bakanlığı'na. Ben izniniz olursa bu iki soruyu bütünleştirerek cevap vermek istiyorum. Bu enflasyon süreci, yani enflasyon düşürülmesi için uygulanan sıkı para ve maliye politikalarının bir sonucu olarak istihdamda geçici bir yavaşlama söz konusu olabilir. Ancak bu süreç orta ve uzun vadede sürdürülebilir büyümenin ve ekonominin yaratılabilmesi için de ve aynı zamanda istihdamın da temelini oluşturmaktadır. Kalıcı istihdam artışı ve kalıcı refah için enflasyonun düşürülerek enflasyonda kalıcılığın sağlanması bizim en önemli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Tabii burada orta vadeli programımız fiyat istikrarına odaklanırken, bunu yaparken aynı zamanda büyümeyi ve istihdamı da koruyacak tedbirleri almaktadır. Ben burada sizler de tanık oluyorsunuz. Dünyada iş gücü piyasaları sürekli bir dönüşüm içerisinde. Biz de istihdamın sürekli artırılması noktasında bugün Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız da ifade etti. 32 milyon 600 bine yakın bir istihdamımız söz konusu. İşsizlik oranı son 10 ayda %10'un altında gerçekleşmiş durumda. Bu veriler aslında orta vadeli programın hedeflerine ne kadar da yaklaştığımızı göstermektedir. Bunun yanında iş gücü uyum programları istihdamın artırılması noktasında da bakanlık olarak çok önemli politikalar ve stratejiler uyguluyoruz. Bunların başında iş gücü uyum programı 2 hafta önce hayata geçirdim. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın teşrifleriyle hayata geçirdiğimiz çok önemli bir program. Bu program da tarihimizde ilk kez uyguladığımız bir program. Bu program sayesinde daha az maliyetle daha fazla istihdamın piyasada yer almasına katkı getireceğiz. Örneğin daha önce bir TYP bütçesiyle ayırdığımız bir kişilik kontenjana 3 kişilik kontenjan ayrılması söz konusu. Daha önce 200 bine yakın bir TYP hedefimiz varken inşallah iş gücü uyum programıyla 900 bin gibi bir istihdam hedefimiz olacaktır. Bu program şu açıdan çok önemli. Özellikle kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve özellikle mücbir sebep noktasında da aslında bu istihdamın geliştirilmesi noktasında biz kontenjanları ayırıyoruz. Bu çerçevede özellikle geri dönüşüm, evde bakım hizmetleri ve kamu hizmeti aklınıza gelebilecek her türlü hizmetin sürdürülmesinde vatandaşlarımıza özellikle çalışmayan, istihdama katılmak isteyen vatandaşlarımız biz bunları programımıza davet ediyoruz. Ve bu programımız yaklaşık olarak haftada 3 gün ve 22,5 saat olacak şekilde planlanmış. Bu kapsam içerisinde öğrenciler bizim için önemli bir hedef grubu olacaktır. Onların iş gücü piyasasına hazırlanmaları noktasında da bence önemli bir süreç olacaktır. En fazla 10 ay süreyle ve 140 fiili 3 günü şeklinde planlıyoruz. Çok ayrıntıya girmeyeceğim. Ancak kamu hizmetlerini yürütülmesinde örneğin Milli Eğitim Bakanlığımıza çok önemli bir kontenjan verdik. Bugün aldığımız verilerle 120 bin kontenjan ayırdık efendim. Buna şu an başvuru sayısı 83 bin. Dolayısıyla bir başvuru yapıldığını gördük. Bu da programın şu aşamada çok iyi bir noktada olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda bakanlık olarak bizim en önemli hedeflerimiz arasında kadın istihdamının, genç istihdamının, engelli istihdamının artırılması bizim için önemli. Bu makroekonomik dengeler sürdürülürken aynı zamanda bakanlık olarak bizim hedefimiz yeni işler yaratarak aynı zamanda iş gücü uyum programlarıyla birlikte piyasanın ihtiyaç duyduğu nitelikteki iş gücünü, gençleri, kadınları piyasaya hazırlamak olacaktır. Bu çerçevede bildiğiniz gibi iş pozitif kadın istihdam programını başlattık. Burada da rakamlar çok önemli. Çok ayrıntıya girmeyeyim. Şu an 460 bine yaklaşıyor rakamımız. Bunun yanında kayıtlı kadın istihdamının desteklenmesi noktasında 19 Ağustos'ta hayata geçirdiğimiz Women Up projesi. Bu bizim için çok önemli bir projeydi. Yine kadın istihdamının desteklenmesi noktasında bu projeyle ilgili başvurularımız başladı. Özellikle
kadınların özel işverenliğe doğru yönlendirilmesi, 2100 kadın işverenin yanında çalıştırdığı kadın oranında sigortaların desteklenmesi ve İşkur aracılığıyla birçok desteklerimiz söz konusu. Tabii hepimizin önemli sıkıntıları arasında NİT'ler geliyor. Ne eğitimde ne istihdamda bulunan gruplara yönelik de çalışmalarımız söz konusu. Aynı zamanda genç işsizliğin azaltılması noktasında yine kayıtlı genç istihdamın desteklenmesi noktasında Avrupa Birliği'nden aldığımız bir bütçe var. Bunu daha önce ifade etmiştim. Bu projeyi de hayata geçireceğiz. Aslında tüm bu uyguladığımız aktif istihdam politikalarımızla iş gücümüzün hem yapısının niteliğini geliştirmeye hem de Türkiye yüzyılında ihtiyaç duyulan iş gücünün şekillenmesine çok önemli bir politika süreçlerini bakanlık olarak biz yerine getiriyoruz. Ancak bunlarla da yetinmiyoruz. Özellikle dijital dönüşüm, yeşil işler, yeni nesil meslekler gibi İşkur Genel Müdürlüğümüzün belirlediği ve özellikle gençlerimizin bu dijital dünyada yönelmek istediği meslekler doğrultusunda da işbaşı eğitim programlarımızla birlikte İşkur aracılığıyla Sayın Cumhurbaşkanı yardımcı çok önemli politikaları hayata geçiriyoruz. Bunun gibi Kalfa programımız var. Örneğin Kalfa programı da çok önemli. Bu başlıklar altında geliştirdiğimiz politikalarla da inşallah istihdamı daha da geliştirmeye gayret edeceğiz. Çok vaktinizi aldık. Programların detaylarını daha sonra inşallah daha fazla paylaşırız. Kusura bakmayın. Dar bir zamanımız.